Burada ölçüler öyle. 222 gram. Allah belanı. E patronum ne diyeceksin şimdi? Patronum kadın da orada tabii oturuyor. Patronumdan çok. Peki benim bunu 2 dakikada bozmam kaç puan? Koyuyor musun sarımsak? Aha! 4 sarımsak. kolesterol cenneti. Tekrar yoksa yapalım. Yağ çeker. Bak orada kocaman aşçılık diploması var. Aşk olsun. Yandım. Yemedi yanında yata. Hoş geldiniz. Bugün Urfa'dan misafirimiz. Ali Bey geldi. Ne yapacağız? Merhabalar. Öncelikle Şanlıurfa'dan size sevgi selamlar getirdik. Teşekkür ederim. Şanlıurfa'nın en çok sevilen yemeklerinden bir tanesini sizlere yapacağız. Boranı'yı getirdik. Borani. Boranı. Boranını. Evet. Ne? Boranı için malzemelerimiz sade yağ, kuzu etimiz, nohut, börülce, pazı kökü, yuvalağı için hamurumuz, sarımsaklı yoğurdumuz ve baharat çeşitlerimiz var. Bunda ne var? Bu köfteli bulgurdu. Bundan yuvarlama yapacağız. Tabii. Ama siz bunu yapmıştınız. Biz, neyle yaptınız? Köfteli bulgur. Köfteli bulgurla. Sonra içine? Az bir şey galeta unu kattık, yoğurduk. O kadar. Ama o kadar. Kırmızılık ne veriyor? Kırmızı pul biber. Orada da devamlı görülüyor. Soracaksın. Ne devamlı soracaksın? Aa, sarf etsen o yol. Köftelik bulgur, galeta unu, kırmızı pul biberi yoğuruyorsun. Yoğurduk. Önce bunu suda bekletiyoruz. Hayır, soğuk suda 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Elden yoğuruyoruz. Taksit anlatıyor. Ha, sonra? Yoğurduktan sonra küçük küçük yuvarlak haline getirip yağda kızartıyoruz. Ha bir de kızartacağız. Tabii. Eğer bu 45 dakikada bitmesin. Boranı en önemli kılan unsur. Tamam. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce sade yağımızı alıyoruz. Bu sade yağ ne? Sade yağ. Ben Urfa'ya gittim de her nerede bundan satılıyordu? Şanlıurfa'nın en sağlıklı yağı. Vücut ısısında, hava ısılarında. Kendi haliyle... Ama neyden yapılıyor? Tereyağı mı? Tereyağı, kaynamış tereyağın üzerine çıkan köpükten yapılıyor. Ha, tereyağını kaynatıyorlar, sonra evet. O köpüğü alıp... Üzerine köpüğü alıyorlar. Ve kolay kolay yanmaz. 240 dereceye kadar daha yanmaz bu. Tamam. Önce bunu döküyorum. Evet, biraz ondan peki döküyorum. Peki sade yağ, evde sade yağ yoksa neyle yapacağız? Sıvı yağla da yapılabilir, tereyağla da yapılabilir, zeytinyağla da yapılabilir. Hepsi koyuyor muyum? Yok, az bir şey alalım. Tamam, yeter. Az bir şey de belli değil. Burada ölçüler öyle. 222 gram. Allah belanı. Şimdi bunu ısınacak yağ. Bu yavaş yavaş ısınacak. Isınana kadar da etimizi doğrayacağız. Kuşbaşı şeklinde küçük küçük. İşte doğramadık o. Size bıraktık burada doğramanız için. Tabii çok önemli. Ben olmasam ne yapacaksınız bilmem. Küçük kuşbaşı mı doğrayacağız? Evet, kuşbaşı şeklinde. Bu kuzu eti mi? Kuzu eti. Neresi kuzunun? But kısmı. But kısmı. Evet, yağsız sinirsiz. En lezzetli yeri. Bu pahalı, sen yiyemezsin. Olsun, sen damat paçasına devam. Şimdi böyle bir daha. Değil mi? Ortadan bölelim. Ha büyük. Yok yok. Şu şekilde ortadan bölelim, tekrar kuşbaşı şeklinde devam edelim. Yani iri olmasın ki nohut büyüklüğü şeklinde olacak. Böyle. Aynen öyle. Elimi keseceğim diye korkuyorum. Hiç kesmedim bugüne kadar biliyorsunuz. Kesin. Yanlış hatırlıyor musunuz? Bir şey soracağım. Bence bize yara bandı sponsor olmalı. Milyon kere kestim. Milyon. Hatta zibilyon. Bir şey soracağım. Bu programı yayından kaldıralım bence. Çok uğraştırmalı. Vallahi. Sen gel. Bizim teknik yönetmenimiz olursun. Gör beni çekeriz. Dur bir dinle çekeriz. Doğru. Sen para kazanmaya devam et. Ona karışmam. O burada. O beklesin. Sen ona çekim günü ver gelsin. Siz nerede çalışıyorsunuz Urfa'da? Şanlıurfa Cevahir Han konuk evi restoranında çalışıyoruz. Cevahir Han. Evet, Cevahir Han'dan geliyoruz. Asuman Hanım'la birlikte geldik. Neresinde Urfa'nın? Urfa'nın merkezinde Balıklı Gölü 15 dakika uzaklıkta. Ne? Samsat Meydanı denilen meydanda. Ne meydan? Samsat. Balıklı Gölü 15 dakika uzaklıkta. Hiç bilmiyorum. Balıklı şehrin tam merkezinde. Urfa Müzesi'ni biliyorum. Urfa Müzesi'ne müzenin yakın mı? Müzenin hemen arka kısmında. Ha. Müzeyle Hilton'a yakın. Evet, Hilton'un berisinde oluyoruz. Bak Urfalıyım aslında ben. 600 yıllık bir mekanda bu yemeklerimizi yapıp sunuyoruz. Ve Borani'yi de sizler için
Osman Hanım seçti özellikle. En çok sevilen ve en değer verdiğim yemeklerden bir tanesi. Halbuki şey, Mahmut Tuncer geldiğinde bana dedi ki Urfa'nın en meşhur yemeği dedi yumurtalı çiğ köftedir dedi. Öyle midir? Yani bugün günümüzde en belki sevilir ama en zahmetli, en lezzetli, bir o kadar da eski olan yemek boranıdır. Ha, 14. En zahmetli bana yaptır, evet. Evet, o yüzden size Şanlıurfa'dan getirdik. 14. yüzyılda da Osmanlı mutfağında yapılmıştır saray aşçıları tarafından. Bugün de sizler yapın istedik. Bunları bunun içine mi atıyoruz? Evet. Atalım. Canım sıkıldı ya, giderek büyüyor ölçüler. Bunu kavuracağız, değil mi? Evet, pempeleşinceye kadar kavrulacak. Sonra? Kavrulduktan sonra nohutumuzu alıyoruz. Nohut haşlanmış evet, mı? Evet, haşlanmış nohut. Böreceklerimizi haşladık. O da haşladı. Haşladık. Evet. Hepsi haşlanmış, hazır bir halde. Pazılı mı haşlanmış? Evet. Kavrulmuş değil. Haşlanmış. Haşlanmış. Burada hep birlikte pazının hepsi mi, kökü mü sadece? Kökü. Pazı kökü. Şuradan bir kaş karıştırıcı alırsan. Ben pazı köklerini bulgur pilavına katıyorum, çok güzel oluyor. Bundan 35 yıl sonra pazı köklerini bulgur pilavına katıp bu da saray yemeği diyecek. Bunu da doğuracak mı? Yapalım onu da yapalım. Bol et de olsun. Siz et seversiniz. İsterseniz ben yapayım. Hadi yani. Gel bunu sen yap. Bir yere kadar. Ben de bunu karıştırayım. Evet. Keşke sen detay çekseydin. Detay kamera olsaydın, hiç olmazsa et görürdün arada. Ha? Bak o görüyor, detay. Unutma yani, hani et de böyle bir şey. Allah'tan yemek programında çalışıyoruz. Sonra? Ondan sonra nohutumuzu ekleyeceğiz. Ha, istiyorsan bunları yuvarlayalım, hazır olsun. Başlayalım onu, ha. Tamam. Ellerimi yıkayayım da şimdi altını yazmasın. Ellerini yıkamadı da o yenilmez de sanki kendileri yiyor. Yiyen bunlar, ne olacak? Ne fark eder? Ne fark eder? Şimdi bunları böyle mi yapıyoruz? Böyle mi? Ufak ufak mı? O çok büyük. O çok büyük. Bu böyle... Ne vardı o? Devam edemez. Bu böyle devam edemez yalnız. Şöyle bir... Böyle mi? Hayır. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde olacak. Nohut büyüklüğünden biraz daha küçük olacak ve hepsi eşit olacak Erman Bey. Ha oldu. Yoksa o boranı olmaz derler Urfa'da. Tabii tabii tabii. Bu bitmez ki. Ben bunu evde yapayım. Hepsi kadın budu köfte kıvamında. Valla. Bunları da büyük diyeceksin sen şimdi. Yani büyük değil, onu biraz daha güzel şekilde yaparsan daha güzel olur. Deli işi. Yaptınız zaten. Deli işi. Sen yapsan? Ben yapayım. Arman Bey, Urfa yemekleri hepsi zahmetli olur. Öyle mi? Evet. Kola yemeği yoktur. Hepsi etli olur. Ama niye ciğer yapıyorsunuz? Koy şeye ciğer işte. Ne? Yani ciğer o da sabah kahvaltılarında zaman kaybı olmasın diye ciğer veriyoruz. Ama normalde Urfa'ya gelen her kişi Urfa giriş yaptığı gibi kahvaltıda ciğer yap. Aa işte. Urfa'nın ciğeri de meşhurdur. Niyeyse. Bir de Urfa'da sabah namazından sonra çıkınca bir şey yenirmiş. Tirit. Tirit. Evet. Değil mi? Tirit de yenir. Tirit neden yapılıyor? Tirit de dana etinden yapılır. Bir gün öncesinden kaynatılır. Sen gene yapamayacaksın, evet. 12 saat suda haşlanır, tiftiklenir. Lavaş ekmeği üzerine yapılır. Kendi suyuyla servis edilir. Üzerinde bol sarımsaklı yoğurttan birlikte ikram edilir. Niye sabah namazından çıkınca yeniyor? Yani halk öyle sevmiş, öyle gelmiş. Hani Urfa'da da eski zamanlarda köylere uzun yolculuklar olduğundan dolayı erkenden bir şeyler, sağlık, kuvvetlendirici bir şeyler yiyip yola çıkmaları için verilirmiş. Hani öyle küçük bir yumurta, iki yumurtayla yapılmazmış. Sabah namazından çıkan herkes tirit yiyormuş. Asma Hanım da bizim yönetim kurulu başkanımız. Şanlıurfa'nın en değerli insanlarından bir tanesi. Patronum ne diyeceksin şimdi? Patronum kadın da orada tabii. Oturuyor. Patronumdan çok. Evet, sonra sen bana anlatırsın. Az maaş veriyor falan diye.
Maaş bol veriyor bana. Ha? Maaşı bol veriyor. Öyledir. Benim gibi aynı. Peki bu bitene kadar yapılmayacak değil mi? Yok. Yeter. Yeter mi? Biraz daha yaparsan yeter. Bak ölçü gene biraz daha. O biraz ne? 200 gram daha. Çok. Bu ne tutar ki? Zaten farkındaysanız giderek büyüyor benimkiler. Sen bir şey okuyor musun? Yani? Okuyorum. Ne okuyorsun? Radyo televizyon sınavı. Ay yazık. Ne gereksiz okul. Para ziyanlı. Para vermiyorum. Niye? Tam bursluyum. Tam burslu olsan da olur. Sen okula gidip gelirken anne baban para vermiyor mu? Deliye bak. Para vermiyorum diyor. Hangi üniversite? Yeditepe. Bir de özel üniversite. Hava yapıyorsun bari devlet üniversitesini kazansaydın. Selçuk'a istedim. Selçuk en iyi üniversite. Oradan, çok ciddi söylüyorum. Oradan mezunum. Çok ciddi söylüyorum. Türkiye'deki en iyi iletişim fakültesi Selçuk Üniversitesi. Neyse, bunun mevzumuzla alakası yok. Siz aileden yetişme misiniz? Evet, çevredekten yetişmeyiz. Babadan. Senin de baban kameraman değil mi? Ben şans eserim. Ha? Şans eserim onun eserini. Nasıl şans? Yani böyle oldu. Puanı yetmedi. Ben de avukat istiyordum ama. Avukatlık. Hukuk istiyordun. Bitiremezdin ki. Mümkün değil, nö. Mümkün değil yani. Kesinlikle. Çalışkan mıdır bu? Çalışkan, baksana nasıl çalışıyor? Çok olay. Üzülüyorum ben onun yorgunluğuna, düşün. Çok sıkıcıymış bunu yapmak. Vallahi. Sıkıcı. Uğraştırıcı, yorucu. Evet. Emek olmadan da yemek olmaz Armağan Bey. Ama 42 tane yumurta tamam işte. Sade yağ yumurta kırınca güzel oluyordur. Tabii. Bak, gördün mü? Şahane işte. Ama her yemeğin bir güzel tarafı vardı. Bu yemeğin en güzel tarafı şunu yapmaktı. Bir yandan et kokusu, bir yandan da yuvarlamayı yapmak. Şimdi o et suyunu saldı. Çekene kadar evet, mı? Evet, biraz suyunu çekecek. Evet, suyunu çekecek. Bunlar ne? Sarımsak da haşlanmış mı? Hayır, dondurulmuş. Evet, dondurulmuş. Çiğ köfte de getirip burada size yoğurtturacaktık ama bu zor olduğundan dolayı dedi ki bir yemek yapalım. Aa, tebrik ederim, çok başarılı. Yumurtalı çiğ köfte nasıl oluyor? Çiğ köfte yoğuruyorsun, üstüne yumurta mı kırıyorsun? Çiğ köfte iyice yoğuruyorsun, 45 dakika yorulduktan sonra buzdan yoğrulur. Buzdan evet. Diyorum. Buzdan yorulduktan sonra yumurtayı sade yanında iyice kavurursun. Üstüne? Getirip, evet, en son aşamada ama. En son aşamada yumurtayı üzerine dökersin. Servise o kadar Urfa'ya gittim, hiç bana denk gelmedi yumurtalı çiğ köfte. Siz gelin Asman Hanım size bir yumurtalı köfte yaptırsın. Asla unutamazsınız onun lezzeti. Mahmut Tuncer öyle söyledi vallahi. En güzel çiğ köftedir dedi. Yumurtalı kısır biliyorum da ilk defa yumurtalı çiğ köfte duydum. Ama ona yumurtalı köfte diyoruz Arman Bey. Yumurtalı çiğ köfte değil. Çiğ köfte etli. Yumurtalı köftedir o. Ha onda et yok. Yok onda et yok. O etsiz. Bulgur sadece. Evet bulguru ise. Ben onu sevmeyebilirim. Mesela bu yapıyorlar ya, marka vermeyeyim, mahkemelik olmayayım. Yapıyorlar ya etsiz evet. Çiğ köfte, hiç hoşuma gitmiyor mesela. Hayır. Öyle çiğ köfte mi? Adı üstüne yani, çiğ köfte. Bizimki tamamen öyle değil. Bizim çiğ köftenin bekleme süresi 40 dakikadır. 40 dakika içerisinde o çiğ köftenin tüketilmesi gerekiyor. Sadece buzdan yorulur, o da bulguru şişirmemek için. Eti içerisinde pişmemesi için buzdan yorulur ve 40 dakika içerisinde servis edilir, bitirilir. Bu tamam oldu değil mi? Yeter. Yeterli. Yeter. Kim yaptı ben? Herhalde. Et de suyunu saldı da çekiyor bile değil mi? Evet, çekiyor yavaş yavaş. Tamamen suyunu çekecek mi? Hayır, biraz mühren pembeleştikten sonra suyunu ilave edip... Bir daha mı su ekleyeceğiz? Evet, biraz daha su ekleyeceğiz. Şimdi bunları... O zaman su kaynatmamız lazım. Pişmiş aşa su katılmaz derler. Bir daha su kaynatmamız lazım o zaman. Beni de hafife almayın gördüğünüz gibi. Yani. Suyla da kaynayacak yani et. Evet. Bunu biz normalde kemik suyuyla yapıyoruz Arman Bey. Yani hava sıcak olduğundan dolayı kemik suyunu kullanamıyoruz. Normal suyla yapacağız ama bu bir kış yemeğidir. Kış zamanlarında da kemik suyuyla yapıp servis ediyoruz.
O yüzden bu lezzeti kışın gelip Şanlıurfa'da Cevahirhan'da tatmanız gerekiyor. Bu kadar. Tamam. Tamam. Bunun kaynamasını ekleyeceğiz. Evet, bunu kaynatacağız. Kaynadıktan sonra nohuttan başlıyoruz. Önce. Evet. Önce nohutu atacağız. Evet. Bayağı olmuş nohut. Evet, haşlanmış nohutlar. Bütün ürünleri haşladık. Burada hazır hale getirmek için. Normalde de et kavrulur. Kavrulduktan sonra ıslatılmış nohut vurulur. Ondan 45 dakika sonra böreceği vururuz. Onun piştikten sonra da en son pazı kökünü ilave eder. Servise hazır hale getiririz. Peki normalde pişirirken geceden ıslatıyor musunuz evet, bunları? Evet, geceden. Haşlamıyorsunuz ama evet, geceden ıslatıyorsunuz. Islatılıyor. Önce pişme sırasına göre en uzun süre pişandan başlıyorsunuz. Nohut, börülce, pazı kökü. Pazı kökü zaten 10 dakikada pişer. Sarımsaklı yoğurt da biraz dinlensin. Dinlendikçe daha güzel olur o. Şöyle çekeceği vardı burada ezeceği. Şöyle size vereyim. Bunları nereye ezeceğiz şimdi? Ben de şunu alayım. Bunun içine koyayım mı? Bunu sana mı getirdin? Evet. Bizde böyle şık bir şey olmaz çünkü. Bu lazım mı sana? Evet, ona da şunları kızartacağız. Ha, doğru. Şuradan servis tabağı... Ne? Servis tabağı alıyorum. Bir dakika. Böyle. Değil mi? Eskiden hiç böyle şeyler yoktu. Havana koyuyordun, oluyordu. Bunlar ne böyle? Suyumuz ısındı. Kaynadı. Evet, kaynadı. Şey vurabiliriz artık. Nohutu ilave edebiliriz. Tamam, bu sarımsakların hepsini yapılmıyor mu? Hayır, iki diş yapsanız yeterli. Peki benim bunu iki dakikada bozmam kaç puan? Bol sarımsaklı olsun. Belki bu sevmiyordur, yemez. Hı. Seviyor musun sarımsaklı? Seviyorum. Aha! Dört sarımsak. Yeter ki yemesin. Damat paçasından yedin mi? Hiç beğenmedim. Ya. Niye be? Çok güzeldi. Değişikti. Ben arkadaş yemesin diye 5 diş yaptım. Ben de çok severim sarımsak soğan. Sen demek ki mesela Güneydoğu'da yaşayamazmışsın. Sarımsaklı soğansız yemek yok orada. Sen neyleydin? Elazığ. Yoğurtla mı birleştirebiliriz Armağan Bey? Tamam. Bunun üstüne mi dökeceğiz? Evet. Yerken? Birazdan beraber yapacağız. Boraniyi tabağımıza aldık. Yoğurdumuzu dökeceğiz. Üzerine kızarmış yuvarlakları döküp servis edeceğiz. Ha, bunları... Son şeklinde, trik gibi. Gerçekten bu Güneydoğu'da kadınlara eziyet olsun diye yemeklere devamlı... Herhalde kadınların evde canı sıkılmasın diye devamlı bir şey uydurmuşlar. Üstüne bu, üstüne o, onun üstüne o yani. Çok acayip. Çok özel misafirleri. Öyle mi? Demin de Bursa'dan damat paçası yaptık. O da damat eve yemeğe gelince işte kızın nişanlıyken yapılırmış. Bu yani bunu yapıyorsanız misafire değer veriyorsunuz demek. Yani misafire yapılır ve bu yemek günler öncesinden hazırlanmış. Çünkü aileler çok kalabalık. Çok bunlar çok yapmak lazım. Bunlar çok fazla yapmak lazım ve her biri ayrı ayrı pişiriyor bu ürünlerin. Nohut, börülce, pazı kökleri. Daha sonra bir araya getiriliyor. Ocaklarda o zaman tabii tek gözlü ocaklar. Bu nedenle aşure gibi günler önceden haşlamaya başlıyorsun. Eve gelen en kıymetli misafire yapılan bir yemek. Zaten sen hiçbir zaman yiyemezmişsin. Yani sana kim kıymet verecek de bunu yapacak da. Börülceyi de alabiliriz. Börülceyi de mi koyuyoruz? Hepsini koyuyor muyum? Yarısını. Yarısını mı? Yarısını alalım. Kabımız küçük. Tamam. Bu coğrafi işareti mi? Coğrafi işareti ne demek biliyor musun? Dağ. Yani bu aslında dağ. Bu göl. Coğrafi işareti demek. Yani bir tek Urfa yöresine ait. Oranın patentini almışlar. Anladın mı? Tescilli. Ha.
Evet. Sen de insansın. Bir yandan da diğer yuvalakları da kızartalım mı? Kızartalım. Bunu da mı sıvı yağ dökeceğiz? Evet. Onu da sıvı yağ dökeceğiz. Hatta isterseniz sade yağla yapalım. Sade yağla mı yapalım? Yeter herhalde. Dökebilirsiniz. Hepsini de dökebilirsiniz. Çok biraz olur. Artması gerek. Ağır mı? Evet. O zaman sıvı yağ... Zaten alışkın değiliz. Yok, yapıyorum bunu. Yetmez. Yetmez. Biraz şey, o zaman sıvı yağ ekle. Üzerine çıkması gerek. Şöyle biraz da sıvı yağ dökelim. Kolesterol cenneti. Tansiyon 22. Benim 85. Daha yeni kolesterol ilacına başladım. Doktora gittim, kolesterol ilacı verdi. Sade yağ yalnız vücutta donmayan bir yağ. Vücut ısısı yağ. Eriyen bir yağ. Yani asla donmaz. O nedenle kolesterol içinde iyi. İyi bir yağ. Dur, o zaman ben gelince bu nereden ısmarlanıyor? Bana nasıl gelir onu? O zaman... Urfa'da ben halledeyim onu. Karacak pirinç pilavımızı da yapmamız lazım Armağan Bey. Şimdi bunu içine atıyoruz. Hayır, iyice kızarması gerekiyor. Yoksa yağ çeker. Evet. Dağılır yoksa tekrar yaparız. Yoksa yağ çeker. Sanki hiç yağlı değilmiş gibi yemek. Ama son derece besleyici yemek. Belli. Bir tek içinde protein var, karbonhidrat var, sebze var, her şey var. Şimdi bak bunlardan hangisi protein, hangisi karbonhidrat desem o bilemez değil mi? Mümkün değil. Olsun. Mesela bu protein mi, karbonhidrat mı? Söyle. Ha? Hayır canım, ince bulgur. Börülce, hiç duydun mu? Börülce. Kuru börülce. Protein. Ha? Protein, vegan protein. Bu börülceye lolaz serdim. Ne derler? Lolaz. Lolaz. Evet. Lele. Lolaz. Bitkisel protein. Nohut da öyle, bitkisel protein. Hem karbonhidrat hem bitkisel protein. Öğrendin mi? Bunlar bir de avukat olacakmış. Yanıyor da ya ondan. Bir tane atabiliriz artık. Bakalım tutmuş mu? Tamam, atabiliriz. İsterseniz yavaş yavaş. Yanma diyorsun. Oo, gerçekten zor yemek ama. O yazar. Dur şunu da atayım. Ziyan olmasın, o kadar uğraştık. Bayağı çıtır çıtır şey olacak. Evet, kıtır kıtır olacak. Bunda durum ne? Oldu mu? Bunda şu an birbirini tutacak artık. Bir 15 dakika birlikte kaynayacak. Ondan sonra servise hazır olacak. Biraz da su istiyor. Biraz da suyla vereceğiz. Edeyim mi? Evet. Tamam. Sizinkiler dağılır dedim ama dağılmadı Armağan Bey. Ya gördün mü? Bak orada kocaman aşçılık diploması var. Aşk olsun. Armağan Bey, siz avukatsınız. Aşçılıkla ne işiniz var ya? Bak işte bak. Ya kimsenin bana inanmaması peki. Bak. Oo. Ya. Şimdi doktorasını da yaparsınız Armağan Bey. Yok be, bu ön lisans. 4 yıllık değil, 2 yıllık. Bu gastronomi. Uzaktan eğitim. Oldu mu? Oldu. Kapatayım mı? Metin Bey gelmişti bizim sıra gecelerimiz Armağan Bey. Sizden habersiz gelmiş. Bu mu? Ebu Bekir Bey'le... Hayır, Adnan Bey geldi. Şey, Adnan Bey. Sen mi? Adnan Bey çok güzel bir sıra gecesi yaşadı şu an uzaklı. 3 gün önce orada. Kapatıyorum. Ebu Bekir Bey kendisine bir şarkılar söylemiş. Aslında sıra gecesi mahallelerde yapılırmış. İnsanlar birbirlerinin evine giderlermiş. Hasbihal etmek için, dertleşmek için. O yüzden sıra sıra her eve gidildiği için ismi sıra gecesiymiş. Hı? Bak neler biliyorum. Doğru biliyorum değil mi? Doğru. Aynı yaşlarında kapalı. Her kapı sırayla. O yüzden sıra gecesiymiş. Ben ne sanıyordum? Herkes tek sıra oturuyor ya, o yüzden sıra. Öyle değilmiş. Vallahi öyle sanıyordum. Edebiyat konuşurlarmış. Şiir konuşurlarmış. Evet Armağan Bey, baharatları mu? Ekleyebiliriz artık. Neyleri? Baharat. Ha, ne atacağız? Tuz. Tuz ve karabiber. Sağmanı tamam de. Bir yemek kaşığı vursanız yeterli olacak. Bu şekilde çıkaramayız.
Abi yemek kaşığı bayağı. Evet. Tamam. Hadi. Bir de karabiber mi? O da mı bir yemek kaşığı? Erman Bey, şunları alalım öncelikle. Dur, şurada var. Bir dakika dur. Yandı! Onları yapana kadar. Erman Bey yaptıysa yanmaz bu ya. Ya tabii. Okudum, üfledim ben, yanmaz. Şöyle. Şimdi bu da mı bir yemek kaşığı? Karabiber de mi yemek bakıyorum. Kaşığı? Hayır, o bir çay kaşığı. Tamam. Arman Bey, bunları da Taste of Cevahir markamızdan, sosyal medyalardan temin edebiliyoruz. Tamam. Evet. Başka? O kadar mı? Tamam. Karabiber vurdunuz ve tuz vurdunuz. Evet. Tamam. Bu ne? Ha, ince bu. Şimdi artık bitti değil mi? Bu kadar. Tamamdır. Hadi. Bir 10 dakika tamamen pişecek bu. Birleşecek, özdeşleşecek. Sonra servise hazır olacak. Artık servise başlayabiliriz Arman Bey. Böyle çorba gibi sulu bir şey, öyle mi? Evet. Anladım. Çok sulu değil. Bir kovan mı olacak bunun? Siz mi doldurursunuz, ben mi dolduruyorum? Yok, sanki. Bütün hepsinin eşit olması gerekiyor biraz. Sıcak olur bakır olduğundan dolayı. Eliniz yanabilir. Aç olmak kolay değil Arman Bey. Biraz daha vereyim size isterseniz suyundan da. Şöyle. Sonra üstüne sarımsaklı yoğurdumuzu mu koyuyoruz? Evet. Sen bana tamam de. Güzel. Tamamdır. Arman Bey, buralarda köy yoğurdu bulunmadığından dolayı biz hazır yoğurt getirdik ama bunun en güzeli köy yoğurdundan olur. Üstüne? Evet. Böyle. Aynen. Bu kadar. Bolca dağıtabilirsiniz. İstediğiniz kadar da ekleyebilirsiniz. Tercih. İstediğiniz kadar hepsini de atabilirsiniz. Yok abi, fakir fukara değiliz. Kaşıkla yeniyordur herhalde, evet. Değil mi? Anan anan. Bakayım şimdi. Çok güzel. İçine sarımsak gelen her şey çok güzel. Pardon. Birazcık tuzlu az oldu. Birazcık. O da benim suçum. Çünkü sen bana dedin ki bir yemek kaşığı kadar at, ben korktum tuzlu olur diye. Evet. Hmm. Çok güzel. Çok lezzetli. Ben böyle. Ben tuzu da yiyorum, ondan da olabilir ama. Her zaman biraz az ile az ekliyoruz tuzunu. Hmm. Misafir tercihine bağlı olarak. Siz de biraz az attınız. Ondan tam kıvamı yakalayamadınız. Bu yemek olunca başka yemek yapılmaz mı misafirde? Yapılır. Yanında bu Karaca pirinç pilavımız var. Pirinç pilavı? Pirinç pilavıyla birlikte yapılır, servis edilir. Yanında çiğ köfte. Şanlıurfa sofraları bol olur Arman Bey. Bir de çiğ köfte. Evet. Ay Allah'ım, bitmek bilmez. Leveni bostanalar. Leveni bostana, çiğ köfte, içi köfteler. Bostana salata öyle değil mi? Evet, bostana. Buyurun. Patron geldi. Evet. Ona göre. Bunlar... Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar size Cevahir'den armağanımız. Çok teşekkür Kendi ederim. Kendi yaptığımız isot ve biber salçası. Yaşasın. Ev isot cennetine döndü. İsot acı biber değil, değil mi? Urfa isot, acı biber ama Urfa'ya özgü yani. Urfa'da yetiştirilen biberle yapılıyor. Yemeği koyunca karartıyor. Şimdi bunun tonları var aslında. Yani hem açık tonu, bu aslında daha çok çiğ köftede kullanılan bir ton. Bu da biber salçamız. Teşekkür ederim. Acı. Acı. Yaşasın acı. O zaman. Artık ben yemekte acıyı çok seviyorum. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.